Emzirdim, bir ay emzirdim ama hiç yüzüne bakmadım. Yani ağlıyor musun böyle... sen? Evet. Hiç yüzüne bakmadım. Böyle ucundan ucuna bakar gibi oldu. Niye be yavrum? Evladının yüzüne niye bakmıyorsun be yavrum? Çünkü bırakıp gideceğim. Çünkü gitmem gerekiyor. Beni gönderiyor. Gideceksin. Onu sevme diyor. Sen gideceksin. Kendini alıştırma diyor bana. Merhaba, Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz. Hiç kimseyi kınamıyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Var Yok. Hem varmış hem yokmuş. Varla yok arasıymış. Niyeymiş? Soracağız. Çalıyor telefon numarası. Bakalım kim çıkacak karşı bize. Rumuz var yok. Efendim? Alo, İnci Yeşilyurt arıyor. Rumuz var yokla mı görüşüyorum? Evet. Peki neden var yok? Neden? Çünkü hayatıma... Bir dakika. Anlatmadan evvel sormam gereken prosedürümüz var, sorumuz var. Görüşmemiz YouTube'da yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Peki. Evet, şimdi dinliyorum. Neden var yok? Neden var yok? Hayatıma böyle birileri girdiği zaman önce var diyorlar. Önce var diyorlar, sonra yok mu diyorlar? Sonra yok oluyorlar. Nasıl oluyor? Biraz anlamam lazım bunu. Yani şimdi birisiyle tanışıyorsun. Kaç yaşındasın? Yani 29 yaşındayım. Tamam. Birisiyle tanışıyorsun. Nasıl var oluyor? Yani ilgi gösteriyor, arıyor vesaire. Bu anlamda mı? Yok, şöyle söyleyeyim. Ben evlilik yaptım. Evet. Benim 2 çocuğum var. Tamam. Allah bağışlasın. Evliliğimle alakalı söyleyeyim. 2 tane evlilik yaptım. Evet. Bu yaşımda ilk evliliğimde yani ilgi olarak iyiydi ilk başlarda. Evlendikten sonra canavara döndü. Yani o duygusu, o merhameti yok oldu. Karşılık başladı. Hamileliğimle beraber. Ondan sonra ben ayrılma kararı aldım. Yapamayacağımı düşündüm. Artık dedim ileride sorun yaşayacağıma şimdiden ayrılayım, hayatıma devam edeyim dedim. Evet. Ve o şekilde ayrıldım. Evet. Yok oldu yani. Evet. Bir hayal kırıklığı, kocaman bir hayal kırıklığı. İkinci evliliğim 5 yıldan sonra oldu. Hı hı. Çocuğun yanıma alarak evlendim. Tamam. Onda da ilk başta neydi? Gözüm surduydu. 6 ay kadar. 6 aydan sonra biz evlendik. Ondan sonra evlenmez hal ve hareketleri değişti. Evet. O ilgi gösteren, o korumaya çalışan kendi akrabalarından, çevresinden adam gitti. İlk bir ay öyleydi. Bir aydan sonra artık böyle biri bir şey dediği zaman tepki vermiyor. Hı. Benim arkamı tutmuyor. Hı hı. Herkes konuşuyor ama o bakıyor. Tam tersi o da dahil oluyormuş. Dedikodu yapıyormuş. Hı hı. Ondan sonra ben hamile kaldım 5 aydan sonra. Hamilelik oldu. Sonra benim çocuğumu istemedi. Neden? Ya işte dolaylı olarak değil. Çünkü kuzenleri istemedi. Kuzenleri... Nasıl yani? Anlamadım. Adam baba olacak. Kuzenleri mi karar veriyor buna? Kuzenleri veriyor. Kuzenleri şöyle veriyor. Ben kendileriyle onlar gibi olmadığım için yani bir ortamda oynamadığım ya da bilmiyorum. Hani benim örf ve adetime göre bize büyüklere saygı var. Bir de yeni gelin olduğu zaman şey yapamazsınız. Böyle bir müzik çalarsa, bir şey çalarsa oynayamazsınız. Bizde öyle. Hı hı. Saygıdan ötürü bir ortam oldu ve ben bu ortamda oynamadım. Yeni gelin olduğum için ya düğün yok, bir şey yok. Kendi aralarında oynuyorlar, müzik açıyorlar. Hı hı. Hamileliğimin 3. ayıydı. Sonra üstüme saldırdılar. Vay senin miden bulanıyor. Vay sen bizi istemiyorsun. Sen böyle böyle yapmıyorsun. Eşim mesela tepki vermedi. Ondan sonra beni aradılar. 2-3 kez aradılar. Açamadım diye telefonuma bana hakaret içerikli mesajlar attı kuzeni. Ve o çocuğu aldır. Biz istemiyoruz. Biz başkasının çocuğuna bakmak istemiyoruz. İşte o adam seni beslemene bakmak zorunda değil dedi. O günden sonra ben daha 2 aylık hamileyken sonra benim 2. eşim ilk eşimle mesajlarını yakaladım. Benim çocuğum doğduktan sonra. Ha. Yani ne mesajı daha bunlar? Ya şöyle mesaj. Yani 2. kocan 1. kocanla mesajlaşıyor da sen bunu yakalıyorsun. Tabii mesajlaşıyor, yakalıyor. Ya yakalıyorum, mesajlarını yakalıyorum. Şöyle mesajlarını yakalıyorum. İşte çocuğunuzu alsanız, madem çok seviyorsunuz, çok istiyorsunuz, işte almanız daha uygun olur. İşte kim kimin çocuğunu almak istiyor veya teklif ediyor? Benim 2. eşim. Senin 2. eşin ilk eşine ondan olan çocuğu al mı diyor? Evet, yani dolaylı yollardan alırsa daha iyi olacağını, bir çocuğun yerinin babası olduğunu söylüyor. Ha. Kendisinin baba olup olamayacağına kuzeni karar veriyor, anlattığın kadarıyla, iddia ettiğin kadarıyla değil mi? Tabii kuzenleri, hep kuzenleri, her şeyde kuzenleri vardı evliliğimde. Yani bir kişiyle evlendim zannederken evliliğimin ertesi günü 25 kişiyle evlendiğimi gördüm. Anladım. Sonra ne oldu? Çocuk doğdu. Tabii çocuk, yani şöyle söyleyeyim. Yani kuzenleri istemedi ama sen çocuğu doğurdun. Tabii, evet, ben doğurdum o çocuğu. Doğmadan birkaç ay önce bayağı bir diretmişti benim ilk çocuğumla alakalı. Hani çok sıkmıyordum ama alttan söylüyordu. Bir şeyler ima ediyordu. Hı hı. Ondan sonra en son şey demeye başladı işte. Ya o ya işte karnındaki. Ha. Ya o çocuğun ya karnındaki, seçim yap demeye başladı. Sonra bizim evliliğimiz kötüye gitmeye başladı. Ben de ona evliliğimin ilk başında ben hiçbir şekilde çocuğumu değişmeyeceğimi, yani hiçbir erkek için atmayacağım dedim. Bunu öncelikle söylüyorum dedim. Annesine de söyleyeyim, kendisine söyleyeyim. Tamam dediler baştan ama sonra da kabul ettikleri şeyi kabul etmediler. Karnımdaki çocuğu almamı, ona sen 2 tane çocuğa bakamazsın, 1 tanesine daha rahat bakarsın, biz bunu verelim. Evet. Seçim yapmamı istediler, çok zorladılar aşırı bir şekilde. Ben seçim yapmak zorunda kaldım. Yani şu şekilde, çocuğu bırakacaksın, gideceksin, o zaman seni boşayacağım dedi. Ben de tamam dedim, yani yapabileceğim bir şey yok. Yani böyle karnımı sevmemeye başladım. Bütün ilaçlarımı, bütün vitaminlerimi alıyordum. Çocuğum doğdu. Yani çocuğum doğdu, yüzüne bile bakamadım. Çünkü dedim gideceğim. Yani yüzüne bakmamam lazım benim. Yüzüne bakarsam gidemem. Emzirdim, 1 ay emzirdim. Ama hiç yüzüne bakmadım. Yani ağlıyor musun sen? Evet. Hiç yüzüne bakmadım. Böyle ucundan bakar gibi olup. Niye be yavrum? Evladının yüzüne niye bakmıyorsun be yavrum? Çünkü bırakıp gideceğim. Çünkü gitmem gerekiyor. Beni gönderiyor. Gideceksin. Onu sevme diyor. Sen gideceksin. Kendini alıştırma diyor bana. Nereye gidersen evladınla git be yavrum. O öyle olmadı. Ondan sonra ben 1 aya yakın bekledim. Benim mesela suçum gelmedi. Çünkü öyle bir psikoloji altındaydım ki, baskı altındaydım ki bırakıp gideceğim. yatırma dedim. Kendine bakma dedim. Böyle bakamıyordum. Kesinlikle bakamıyordum. Ya alışırsam ya seversem diye. Sonra bir ay geçti. O söylemlerine tekrar devam etti. Belki değişir diye fikri düşündüm. Tercih yapma konusu yine açıldı. Ve ben mecbur kalarak büyük çocuğumu alıp gitmek zorunda kaldım babamın evine. Ondan sonra yani o evliliğim de yok oldu. Babamın evine gittim. Tabii göğsüm süt dolu. Süt pompaları alıyorum. Sütü sıkıyorum. İkinci çocuğunu şu anda görüyor musun? Şöyle ikinci çocuğumu görüyorum şu anda. Benim ikinci çocuğum büyüdü. İşte o olaydan 10 gün sonra ben dayanamadım. Ne olursa olsun dedim. Ben gideceğim dedim. Bir tuhaflık var bunlarda dedim. Çünkü hemen arkasından ailesi gider gitmez boşanma davasını anlaşmalı yapın boşanın demeye başladı. Hı hı. İşte çocuğu temelli bıraktın mı dediler. Dedim hı hı. Allah Allah bu niye bütün aile düştü? Çocuğu temelli bıraktın ne demek? Bir daha dönmeyecek misin? Gelmeyecek misin? Kesin misin? Kararlı mısın? Babama dedim baba kalk. Kalk bu işte bir iş var. Kalk bu işte bir iş var. Yani ben daha kaç aylık evliyim ki? 5-6 aylık evliyim. Benim arkamda durmalara gerekir. Pardon o zaman geçti. Daha önceden bir kavgamız var. Daha biz yeniyiz. Yeni bebeğimiz oldu. Yani ben bu insanlara kötü davranmadım. Hiç kimseye kötü davranmadım. Hiçbir kötülüğümün dokunduğunu da düşünmüyorum. Bu işte bir şey var. Baba kalk dedi. Babam birkaç gün bekledi ki dedi. Onlar gelsin seni alır. Onlar dedim yok. Bir tuhaflık var. Ben hissediyorum dedim. Hissediyorum. Ne tuhaflık varmış? Ne tuhaflık var? Benim bir altım vardı. İkinci çocuğu olmuyordu. Ha. Çok iyi biliyorum ki benim sevgili eşime o kızı bırak. Sen kendi hayatına bak. Çocuğu düşünme biz bakarız. Aa, bir dakika. Senin eltin, senin doğduğun daha loğusayken bile besleyemediğin bebeğini kendine mi çocuk yapmak istemiş? Tabii gitme sebeplerinden bir tanesi de oydu. Bırak git diyordu. Bunlara diyordu çocuğunu bir üstüne atıp gitmek daha iyi olur. Bunlar işte pişman olur. Bunlar böyle olur dedi. Yani beni gazlayan, beni dolduran da kendisiydi. Sen bunu nasıl öğrendin? Çocuğu eltiye mi vermişler? Çocuğu eltiye vermişler. Nasıl öğrendim? Babamla geri dönmek istedik. Evet. Geldim, kapıyı çaldım. Herkes orada. Konuşmaları duyuyorum ama şok oluyorum. Onu kapıda duyuyoruz. Kapıyı biz çaldık ettik. Ondan sonra bir eltim diyor ki biz evi diyor işte şunun üstüne devredelim, bunun üstüne devredelim. Benim üstüme kalmasın. Evlilikten önceki mallarını, eşimin evlilikten önceki mallarını kurtarmaya çalışıyor. Benim günahım ne, benim suçum ne? Ondan sonra bir eltim diyor ki biz o evi oğlanın üstüne devredelim. O diyor ki yok diyor mal kaçırma oluyor. Olmuyor o zaman hak kaybı oluyor. En büyük artık Allah'ım nasıl şok geçiriyoruz. Yavrum ben bunların derdinde değilim şu anda. Çocuk nerede? Kim bakıyor? Yok. Çocuk şu an hemen hızlıca oraya gideceğim. Ertim benim Ertim biz girdik içeri çocuğu istedik. Dedi ki çocuğumu verin ben evime gideceğim. Ha. Ben biliyordum çocuğumun orada olduğunu. Çünkü benim eşim çalışıyordu ve çocuğa tek bir yere götürebilirdi. Oraya götürebilirdi yani. Ailesini, annesini. Çocuğu buldun mu yavrum? Çocuğu vermedi. O bana git diyen, hani bırak git diyen Ertim dedi ki kaç gündür ben bakıyorum dedi. Çocuğu vermem dedi. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? Ya dedi. Ne demek ben anayım. Yavrum ben anayım. Evladımı bana bir başkası vermeyecek. Dünyayı parçalarım ya. Öyle dünya var mı? Öyle bir şey var mı? Bizi dövmeye kalktılar. Saldırdılar. Ya ne olursa olsun yavrum ne olursa olsun sen anasın. Evladın var. Bu evlat anayı ister. Beslenmek ister. O sübyanın senin sütüne ihtiyacı var. Senin bakımına, senin sevgine ihtiyacı var. Bir ana evladını aman beni dövecekler diye bırakır mı? Ben bırakmadım. Nerede? Çocuk nerede? Çocuk yok. Şu an biz kendisinden ayrıldık. Evi terk etti gitti. Evi terk terk ederken de benim parmağımı kırdı. Kim terk etti gitti? Çocuk nasıl terk ediyor seni? Çocuk o. Hayır yok. Biz o olaydan sonra yani biz birleştik. Ben çocuğumu 2 gün sonra getirdim. Ben evime gittim. Eşime dedim ki çocuğumu getir, seni istemiyorum, çocuğumu getir, ben çalışacağım, bakacağım, seni de istemiyorum dedim. Sonra eşim 2 gün sonra geldi, getirdi, dedi bana zaman verin, ben çocuğu şimdi getiremem, getirirsem bütün ailem bana kızar, getiremem dedi. Ya bu ondan... senin kocanın 2 dudağının arasında veya bir başkasının dudağının arasında olacak bir şey değil. Neyse, ben sana bazı önerilerde bulunacağım da ne sormak istiyorsun bana? Şu an ben yalnız sorundan önce şunu merak ediyorum. Çocuk nerede? Çocuk şu an babasında. Babasında. Evet, peki, babasında. Ne sıklıkta görüyorsun? 2 haftada bir, ayda bir. Yani o şekilde görüyorum. Getiriyor, görüyorum. Hı. Peki. Diğer çocuk yanında? Tabii evet, diğer çocuk yanında. Bana ne sormak istiyorsun, varla yok? İnci abla. Canım. Yani tamam, bir takım problemlerimiz vardı ama anlaşabiliyorduk. Sırf o ailesinin gazıyla bir takım hareketler yaptı. Yaşı da olan biriydi. Yani niye böyle oldu? Tek sebep yapamıyoruz ya dedi. Ben dedi yapamıyorum. Bu kadar. Yapamıyorum. Peki yavrum. Sen bu telefonu kapattığında ben başka bazı önerilerde de bulunacağım. Lütfen onları da değerlendir. Bu sorunun cevabını da vereceğim. Ama cidden çok üzüldüm. Çocuk için çok üzüldüm. Onu söylemek istiyorum sana. Lütfen İnci ablan olarak gör. İnci ablar olarak önerilerimi dinle. Ve hayatlar kaybolmasın. Hayatlar güzel olsun inşallah. Lütfen önerilerimi hayatına geçirmeye çalış. Öpüyorum yanaklarından. Şimdi Rumuz Varla Yok'u izlediniz. 2 evlilik yapıyor. 2 evlilikten 2 çocuğu oluyor. Çok üzüldüm. Sebebine gelince analık, babalık da öyle. Derin bir duygudur. Yani o duygu çok önemlidir. Ve insanlar aman evladım olsun diye çırpınırlarken sanki böyle sen aldın ben aldım, verdim vermedim, ya bir anadan bir babadan çocuğu hangi güç koparabilir, nasıl buna izin verebilirsiniz? Ve çocuğun annenin yanında birincil olarak ihtiyaçtır var olması, babanın da keza öyle. Ama bakıyorum elti bakmak istedi, elti aldı, eltim kızar getiremem çocuğu sana, anneye diyor bunu baba. Varla Yok'un iddiasına göre çocuk bir kere pazardan alınan bir mal değildir. Çocuk Allah'ın bize emanetidir. Bu emanete kendi canımızdan öte bakmamız gerekiyor. Yani kocam istedi, çocuğu bırakacaksın, terk edeceksin, gideceksin filan, hiç kimsenin lafıyla bir çocuk için çocuğu hiç kimsenin lafıyla çocuk bırakılmaz evladım. Çocuk sahiplenilmesi gereken, korunup kollanması gereken, annenin o kokusunu hissetmesi gereken, daha bebeyken sen bırakıp gidiyorsun. Ve sorduğun soru da şu bana: biz niye ayrıldık? Aslında anlaşabilirdik diye. Hala aklın kocada ama çocukta değil. Ben buna çok üzüldüm. Şimdi sana önerim şu: bu hayatta 50 tane koca bulabiliriz, 50 tane karı bulabiliriz, ama bulamayacağımız değerler var. Evlat sevgisi gibi, evlada bakabilmek gibi, onu besleyebilmek gibi. Bunların esas kıymetini bilmemiz lazım. Aşk hiçbir çocuğun gözyaşından daha önemli değil yavrum. O yüzden sana önerim şu: öncelikli olarak yanında olan çocuğunun hakkı olduğu kadar bıraktığın çocuğunun da hakkı senin yanında olmak. Ne yap ne et, o çocuğu, çocukla birlikte yaşamını sürdürmeye gayret et. Ha belki maddi imkanların yeterli değildir, daha çok çalışman gerekir vesaire vesaire, ama ben öyle insanlar tanıyorum ki onca çocuklarına tek başına yetmeye çalışıyorlar ve başarıyorlar da. Sen de başarabilirsin bence. Ama bırak, hayatına erkek alacakmışsın, aşk olacakmış, şu olacakmış. Tabii ki olacak, bu olacak ama önce sorumluluklarımız var. Evlatların olduysa o sorumlulukları taşıyacaksın. Baba da taşıyacak, sen de taşıyacaksın. Ve el alemin lafıyla asla hareket etmeyeceksin. Ha, neden bitti söyleyeyim mi sana? Hani sen biraz evvel dedin ya, işte bizde yeni gelin oynamaz da bizde büyüye saygı vardı filan. Bırak onların hepsini, bırak. Önce sen kendi vicdanına dönüp diyeceksin ki ben her şeyin doğrusunu yaptım mı? Eğer yaptığına inanıyorsan, karşındaki insanın yanlışı senin kafanda biz niye ayrıldık diye bir soru olmasın evladım. O karşındaki insanın yanlışıdır. O yüzden de sana önerim, evladınla birlikte önündeki hayata sımsıkı sarıl. Bırak giden gittiğiyle kalsın. Evet, bugünlük yayınımız bu kadar. Sizler de lütfen bu kardeşimin yerinde ben olsaydım ne yapardım diye düşünüp kınamadan, yargılamadan cevap verirseniz sizin cevaplarınızı da okusun, benim önerilerimi de okusun, kendi hayatına yepyeni bir pencere açsın inşallah. Evet, diğer yayınlarda görüşünceye kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.